Kapsül Günlük Doz'dan herkese merhaba. Bugün 2 Ağustos Çarşamba. Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Şimdi haberler. Seçimin ardından peş peşe gelen vergi artışları ve akaryakıt zamları fiyatlardaki yükselişi tırmandırdı. Öncü gösterge kabul edilen İstanbul enflasyonu son 15 ayın zirvesini gördü. İstanbul'da bir önceki aya göre aylık enflasyonda 6.38, yıllık enflasyonda ise 8.27 puanlık artış kaydedildi. En yüksek fiyat artışı sağlık ve kişisel bakım ürünlerinde. Muğla İkizköy'de yapılması planlanan kömür madenine karşı Akbelen Ormanı'nda kesilen ağaçlar budandı ve kamyonlara yüklendi. Jandarmanın barikat kurduğu alanda, ağaç kesimi ve köylülerin nöbeti devam ediyor. MHP lideri Bahçeli Grup konuşmasında, nasıl ki Gezi Parkı'nda konu ağaç değilse, Akbelen'de de ağaç olmadığı kesindir, dedi. Esenyurt'ta bir tekel bayisinde iki kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 9'a çıktı, şüphelilerden Murat Özer tutuklandı. Olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığını açıklayan İçişleri Bakanı Yerlikaya şöyle dedi. İki aile üzerinden İstanbul'la ilgili güvenlik endişesi oluşturulması doğru değil. AYM hükmün açıklanmasının geri bırakılması düzenlemesini iptal etti. Karar bir yıl sonra yürürlüğe girecek. Söz konusu düzenlemeyle, 2 yıl ya da daha az hapis cezası alanlar hakkındaki karar 5 yıllık denetim süresi sonunda kaldırılıyordu. Tunceli Valiliği, Munzur Festivali'nde grup yorum, grup İsyan Ateşi ve Veradards Folk grubun sahne almasını yasakladı. Sinop'ta da Kuzey Fest'e getirilen yasak kararına yapılan itiraz reddedildi. Kadıköy'de 2021'de bir Kürtçe konser için yasak kararı alan kaymakamlık ise hak ihlali nedeniyle tazminata mahkum edildi. Tele1'e verilen 7 günlük ekran karartma cezası için çıkarılan yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. Kanalın genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına neden olan sözleri nedeniyle verilen ceza, 6 ila 12 Ağustos tarihlerinde uygulanacak. Sağlık çalışanları 2 günlük iş bırakma eylemi başlattı. Sağlıkta şiddetin önlenmesi ile özlük, mali ve sosyal haklarında iyileştirme isteyen sağlıkçılar birçok kentte sokağa çıktı. Türkiye'de Haziran ayındaki ortalama maksimum sıcaklık, 1991-2020 yılları arasındaki ortalamanın 1.7 derece üzerine çıktı. Haziran ayında en düşük sıcaklık 0 dereceyle Isparta Senirkent'te, en yüksek sıcaklık ise 42.5 dereceyle Şırnak Cizre'de görüldü. HBO dizisi Euphoria'da Fez karakterini canlandıran aktör Angus Cloud, evinde ölü bulundu. Kısa bir süre önce babasını kaybeden 25 yaşındaki Cloud'un ölüm nedeni açıklanmadı ancak son dönemde psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi. Avusturya'dan ABD'ye iade edilen iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın, kara para aklamakla suçlandığı davada tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Cezaevinden tahliye edilen ve belirlenen 5 eyaletten birinde yaşamasına karar verilen Korkmaz, Ekim ayında duruşmaya çıkacak. Dünya sigara salgını raporuna göre Türkiye, Brezilya, Hollanda ve Mauritius ile birlikte sigarayla mücadelede en başarılı ülkelerden birisi. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporunda, yılda 8 milyondan fazla insan tütün kullanımına bağlı olarak hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.